Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen. Şimdi Şaban Bey, İlker Başbuğ, Zafer Şahin, çok özür dilerim. Buyurun buyurun. Lan önce Şaban Bey cevap versin. Yani onların, ben onların görevi demedim. Hani Abdülkadir Selvi hani yanlış anlamasın. Yani görev yaptıkları, 40 yıl görev yaptıkları alanla ilgili, Türkiye'nin deniz konularıyla, işte Montrö'süyle, boğazlarıyla ilgili kamuoyundaki tartışmalar ve olası işte Montrö'den çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız şeklindeki değerlendirmeler üzerine duydukları kaygıları dile getirmişler. Ha bundan kaygı, kimileri kaygı duyar Ahmet Bey, kimi amiraller kaygı duyar, kimi amiraller kaygı duymaz. Nitekim Türkiye'de emekli amiral sayısı 104'ten ibaret değil ki, çok daha fazla emekli amiral var. 104 tanesi kaygı peki, duymuş. Peki Şaban Seriç burada böyle bir, şu cümle. Kamuoyuna Şaban böyle Seriç, bir açıklama yapma ihtiyacı Şaban hissetmişler. Seriç gece yarısı Yüce Türk Milleti diye bildiri yayınlayıp, Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilmektedir demenin, bunların görevleriyle, Montrö'yle ne ilgisi var şimdi, Allah aşkına? Tamam, tamam, tamam. Şöyle, o cümle aksi halde, yani bu hani kamuoyundaki bu tartışmalar bizim yaptığımız bu açıklama şeklinde hani değerlendirilmezse, aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, yani orduya irticayla iltisaklı kişiler alınırsa, işte subaylar ve assubaylar Atatürk ilkeleri ışığında Cumhuriyete bağlı, anayasaya bağlı kişiler olarak yetiştirilmezse, Türkiye Cumhuriyeti, yani aksi halde derken onu kastediyor, Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Örnek 15 Temmuz 2016 FETÖ. Yani hani buradan ya bunun görevleriyle, Montrö'yle ne ilgisi var? Bu doğrudan demokrasiye karşı bir darbe tehdididir. Gece yarısı bildiri yayınlıyorsun. Ya Allah diyorsun aşkına, ki aksi halde aşkına, böyle olur diyorsun. Genel bu geçmişte 12 Eylül'ün bildirisini al. Ey Yüce Türk Milleti diye başlar. 12 Mart'ı al. Aynı şekilde başlar. 12 Eylül, yani 27 Mayıs'ı al. Aynı şekilde başlar. Birisi çıkar ya kendisi okur ya da bildiri yayınlar. 27 Nisan e-muhtırasına bak. Yine aynı şekilde başlar. Bunun onların görevleriyle falan bir ilgisi yok. Onların görevi demokrasiyi tehdit etmek değildir. Onların görevi şerefli bir şekilde görev yaptıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rütbesini emekli olduktan sonra da onurla taşımaktır. Bilgilerini paylaşmaktır. Bugün televizyonlarda Ahmet Bey, Montrö ile ilgili Allah aşkına 100 saat program yapıldıysa, bu 100 saat programın 80 saatinde emekli amiraller konuştu. Niye? Onların alanı olduğu için. Allah'ını severseniz kimse çıkıp da onlara ya siz niye konuşuyorsunuz Montrö ile ilgili dedi mi? Televizyonlar açıktı, gazeteler açıktı, sosyal medya açıktı. Milletin rahatsız olduğu nokta bir organize olup ünvanlarını ortaya koyarak gece yarısı bir bildiri yayınlayıp demokrasiyi tehdit etmeleri. Milletin rahatsız olduğu nokta o. Yoksa onlar konuştu, hepimiz dinledik. Her kanalda yayınlandı, CNN ekranların başta olmak üzere. Ahmet Bey şu şeyi kaçırmayalım. Şimdi Abdülkadir Selvi diyor ya, hani işte darbeler böyle bildirilerle oldu diyor. Hayır öyle olmadı. Hayır öyle olmadı. Bildirileri Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hazırladı. Muazzaf. Halen silahlı kuvvetlerin komutanı olanlar 12 Eylül'de öyle. Kenan Evren okudu bildiriyi, darbe bildirisinin yanında işte jandarma komutanından deniz kuvvetleri, kara işte hava kuvvetleri komutanları vardı. Beşli konsey. 1960 darbesi Adnan Menderes'e karşı yapılan darbenin bildirisini Albay Alparslan Türkeş okudu. Muazzaf. Albay Alparslan Türkeş. Milli Birlik Komitesi adına darbeyi yapan muazzaf askerler adına okudu. Efendim, 17 Nisan muhtırası Yaşar Büyükanıt Genelkurmay Başkanı'yken 2007 kendisi yazdı. Yaşar Büyükanıt kendisi demeç verdi. Bildiriyi ben yazdım. Genelkurmay Başkanı görev başında. Ben yazdım. Gece işte basına Şaban verdim. Onu hani darbeye giden yolda şimdi zemin bunlar, taşlarını döşediler anlamında söylüyoruz. Şimdi bu 104 yoksa amiralin Ahmet Bey, bu 104 amiralin beylik, yani 765 Kırıkkale tabir ettiğimiz beylik tabancasından başka bir şey yok ki.
Emekli askerler neyin darbesini yapacaklar? Hani darbe yapacak adamın Ahmet Bey zaten, ordusu zaten, olur arkasında. Ordusu Ahmet yok ki. Bey zaten yanlış olan kafa yapısı bu. Yani Genelkurmay Başkanı da o bildiriyi koysa, Genelkurmay Başkanı da okusa, Talat Aydemir de o bildiriyi koysa, o bildiriyi Talat Aydemir okusa, görevli mi? Harp okulu komutanı. Mart, ama ikinci harp darbesinde komutanı. İkinci darbesinde harp okulundan atılmış birisi atılmış Talat Aydemir. 9 Mart'çılar, 9 Mart'çıların içerisinde 27 Mayıs'tan sonra ordudan ilişiği kesilmiş emekli generaller var. Yani mesele o değil. Mesele darbeyi FETÖ'de yaparsa, o bildiriyi FETÖ'de yayınlarsa, yurtta sulh konseyi bildirisini FETÖ yayınlarsa o da darbe bildirisidir. Demokrasiye tehdittir. Kenan Evren'de yayınlarsa tehdittir. Elbette. Emekli or amirallerde demokrasiyi tehdit ederse tehdittir. Burada çifte standart, üçlü standart, beşli standart olmaz. Ya, yani siviller de darbe tehdidinde bulunabilir. Ahmet Bey, askerler ben şu anda, de bulunabilir. Ben şu anda AK Parti hükümetine karşı bir darbe tehdidinde bulunabilir miyim? Şaban Sevinç olarak. Bir bildiri yayınlasam. Hadi diyelim ki 103 tane arkadaşımı ikna etsem, gazeteci arkadaşımı. 103 tane gazeteci arkadaşımı, belki 103 gazeteci arkadaşım bulamayabilirim işte. 10 tanesi de emekli asker olur. 10 tanesi de doktor arkadaşım olur. İşte vesaire. Diyelim ki 103 arkadaşımı buldum. Bir de ben 104 kişi. Şöyle bir bildiri yazdık. Dedik ki AK Parti hükümetine. Ey AK Parti hükümeti. İşte önümüz hafta seçim yap, yoksa seni indiririz darbeyle. Bunun bir ciddiyeti olur mu ya? Böyle bir şey olabilir Şaban mi? Şaban Bey. Ya bundan ne farkı var emekli amiral? Şaban Bey, arkadaşlar. İstersen hiç oraya girme. Söyleyeyim. Eğer öyle bir bildiri yayınlarsan fena o darbe yani. Tehdidi olur. Ya darbe, hayır. Hiç fena olur Şaban Bey. Yaptığın tehdit, bakın ceza yasamızda vardır. Yaptığın tehdidi gerçekleştirme gücün olursa o tehdide girer. Yani o suçun oluşması için yaptığın tehdidi gerçekleştirebilecek Şaban gücünün Bey, olması gerekir. Şaban Bey hiç tavsiye gerek. Etmem. Öyle bir şey yaparsan şey onun bedeli ağır ya, olur. Ya öyle bir hiç şey yapacak etme. Değilim de. Yani şöyle, işi biraz Şaban hani, Bey, ben şu olayı daha şöyle görüyorum. Yalın anlatmak açısından daha net bir cevap şu. Ya aslında bu emekli amirallerin bildirisindeki benzer ifadeleri, benzer içerikte bir bildiri yayınlandı Türkiye'de bir hafta önce. Kimsenin ruhu bile duymadı. Emekli büyükelçiler yayınladı evet, mesela. Hiç kimse evet. Oradan bir darbe evet. Şeyi çıkartmadı. Bugün de eski milletvekilleri yine benzer içerikte bir bildiri yayınlamışlar. O da kimsenin dikkatini çekmedi. Şimdi hepsi amiral. Aralarına başka rütbeli kimseyi almıyorlar. Böyle hani Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi üslup, böyle çok yukarıdan hafif tehditkar, gece yarısı yayınlanıyor filan. Bütün bunlara bakılınca hani bir nahoşluk, bir tatsızlık, bir kekremsi bir şey çıkmıyor mu ortaya ya? Hani o kadar da normalleştirmeyelim yani. Ki çıkıyor Ahmet Bey. Yo tamam çıkıyor kesinlikle. Yani ben de doğru bulmuyorum. Yani ben de doğru ya kardeşim ne gece yayınlıyorsunuz bunu hani Yaşar Büyükanıt gibi. Ya bir de ki bir de yani niye toplu hareket edilmedi? Ediyorsun kardeşim? Bireysel olarak dediği gibi hakikaten bu insanlar televizyonlara çıkıp görüşlerini açıklıyorlar, Montreux'u konuşuyorlar. Her şeyi konuşabiliyorlar. Canlı yayınlarda konuk ediliyorlar. Her türlü televizyon kanalında ben görüyorum bu insanları. Ya sen niye usullerinin yanlış olması, usullerini onaylamamamız metinde açıkladıkları metnin bir muhtıra metni olduğu anlamına gelmez. Ahmet Bey, benim içeriğine katılmadığım benim de bazı bölümler var. Bu muhtıra metnidir. Ama bu bir bakın, muhtıra değil. Hayır Ahmet Bey. Şimdi büyükelçilerin açıklaması burada 126 emekli büyükelçi yapmış. Milletvekillerinin açıklaması, eski milletvekillerinin açıklaması da burada. Ama onların hiçbirisinin açıklaması aksi halde diye bir tehdit cümlesiyle başlamıyor. Zaten rahatsız edici nokta o. Birlikte organize olarak hareket etmeleri, ünvanlarını kullanmaları, gece yarısı bu bildiriyi yayına vermeleri, Yüce Türk Milleti'ne diye darbe ve muhtıralarda kullanılan hitap şeklini kullanmaları ve tehdit etmeleri. Yani burada doğrudan bir tehdit söz konusu. Yoksa büyükelçileri kim ne dedi? Çıktılar, düzgün bir şekilde görüşlerini ifade ettiler. Bir kısmından da istifade ettik. Ama işte mesele de o. Yani büyükelçi olunca... Vay bunlar darbe yapacak bizi diye böyle bir vaveyle yaratamıyorlar. Hayır, ama, o da tehdit etse onu da söyleriz. Emekli mesele emekli o değil. Genelkurmay Başkanı yani bir asker tabii. Olunca
Hiç darbe havası olmadığı halde bizi darbeyle tehdit ediyor diyorlar. Ama kardeşim darbe havası olmaz mı? Orada bal gibi darbe havası var. Ya burada nerede darbe havası? Menderes diyor seçime gitmeseydi, gitseydi darbe olmazdı. Ya kardeşim sen darbenin gerekçesi olamaz. Bir defa seçime gitse de gitmese de bir meşru hükümet o askere darbe yapma hakkını vermez. Darbe bir suçtur. Yani sen buradan kalkmadın, ben seni vurdum, öldürdüm. E niye kalkma? Kardeşim senin beni vurup öldürmeyi, demokrasiyi ortadan kaldırma diye bir hakkın yok ki. Ben seçime giderim, onu parlamento belirler. Bu demokrasi kuralları içerisinde olur. Sen bunu söylemekle 27 Mayıs'ı meşrulaştırıyorsun. Rahatsızlık konusu oydu zaten. Ondan dolayı da gitti ifadesini verdi. Peki, yani Zafer Şahin. Bir Şaban Bey yani, müsaade ederseniz. Düşünce de açıklanamayacak. Yorum ve analiz de yapılamayacak o mantığa göre. Şimdi bakın Türk demokrasisine hedef alan böyle bir muhtıra gibi bildirgenin ardından keşke biz hani bu meseleyi bu düzlemde tartışmasaydık ama birkaç şeyi düzeltmek lazım. İlker Başbuğ'un, Sayın Başbuğ'un kitabından bahsettiniz. O programda beraberdik. Şimdi Sayın Başbuğ o kitapta diyor ki eğer erken seçim kararı alsaydı darbe olmazdı diyor. Ama açık kaynaklardan 14 Mayıs 1960'ta önce İzmir'de sonra darbeden sadece 2 gün önce Eskişehir'de rahmetli Menderes seçim kararını açıklıyor. Seçim kararını açıkladığı halde darbe yapılıyor. Bu bir. İkincisi eski darbelerde dediniz hani bildiri falan yoktu. Bakın ben size tarih vererek söyleyeyim. 27 Mayıs'tan sonra seçimler yapılıyor. 15 Ekim 1961 seçimleri. Seçim CHP %34 oy alıyor. Birinci parti oluyor. Ama ordu içerisindeki bir grup subay bu sonuçları beğenmiyor. Kendilerine Silahlı Kuvvetler Birliği adını veriyorlar. Ve bunlar... Ya Zafer şöyle yani Şaban Bey diyor ki muvazzaflar yapıyor bu zamana kadar diyor. Hiç emeklilerin yaptığı bir darbe, yazdığı bir darbe bildirisi olmadı anlamında itiraz ediyor. Ama şöyle... Öyle değil darbeden, mi Şaban Bey? Bakın... Aynen onu söyledim. Darbeden aynen onu önce söyledim. Bu bildirilerle saha zemin uygun hale getiriliyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Buradan şuraya geleceğim. Bakın seçim oluyor. CHP birinci parti oluyor ama oyunu az buluyor Silahlı Kuvvetler Birliği adını veren bir grup subay. Ultimatom veriyor İnönü'ye, rahmetli İnönü'ye. O da onların taleplerini bir bir yerine getiriyor. Şimdi bakın şuraya geleceğim. 27 Aralık 1979, 12 Eylül'den hemen önce Kenan Evren ve arkadaşları yine hükümeti uyarıyorlar bir bildiriyle. Şimdi bu bildiriler niye bu toplumun hafızasında böyle infiale yol açıyor, böyle hafızasında derin izler bırakmış? Onu anlatmaya çalışıyorum. Sevgili 2003 Zafer, yılında... Kenan Evren o zaman Genelkurmay Başkanı. Kenan Evren o zaman Genelkurmay işte, Başkanı. Ya, onu da belirt ama. Sırtınızda, ya, bakın, amiral değil. Omuzlarınızda apoletler varsa siz... Emekli olunca iş değişmez mi? Bakın değişmez. Ahmet Bey bu açıklamayı Liechtenstein'da yaparsanız hiçbir şey olmaz. San Marino'da yaparsanız bir şey olmaz. Hatta Hollanda, Belçika, Avrupa'nın herhangi bir ülkesini yapın bir şey olmaz. Ama siz Türkiye'de gece yarısı eski darbeleri çağrıştıran bir bildiri yayınlarsanız, yani bunun nasıl anlaşılacağını tahmin etmek için çok fazla bir bilgiye, zekaya sahip olmak gerek yok. Devam edeceğiz.